Gündemin içinden hoş geldiniz. Gündemin içinden bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşiyor. Gündemin içinde de yine Plan Bütçe Komisyonu devam ediyor ve gündemin öne çıkan başlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantılarına yansıdı. Biz de gün boyu takip ettik. Bugün yine bu başlıkları konuşacağız. Konuğumuz AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, yoğun bir program devam ediyor. Plan Bütçe Komisyonu üyesisiniz siz de AK Parti'nin. Bir haftayı aşkın bir süre, bir haftayı aşacak neredeyse Plan Bütçe görüşmelerinde. Evet. Sakin mi geçiyor efendim geçen senelere göre? Çünkü biz artık orada biraz tartışmaya, gerilime alışkındık. Ama bu hafta önemli bakanlıklarda görüşmeleri, sunumlarını yapmasına rağmen herhangi bir tatsızlık şu ana kadar çıkmadı. Neler söyleyeceksiniz? Yok, evet aynen öyle. Bakanlarımız bir defa çok tatminkar sunumlar yapıyorlar. Gruplar adına konuşanlar da. Komisyon üyelerinin dışında komisyona katılan milletvekili arkadaşlarımız da çok olgun bir tarz üzere komisyona katkı sunuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir kavga, gürültü, herhangi bir nizalı hal ortaya çıkmadan ülkemiz adına bütçe yapıyoruz. Bugün sabahleyin Gümrük Ticaret Bakanlığı bütçesini görüştük. Görüşüyoruz. Elan devam ediyor. Akşama doğru da Spor Bakanlığımızın bütçesini görüşeceğiz. Dediğim gibi sulh üzere bir görüşme takvimi devam ediyor. Ayın 23'üne kadar, Kasım'ın 23'üne kadar komisyonda bunlar devam edecek. Sonrasında malumunuz genel kurula gelecek. Genel kurula inecek ve oradan sonrasında da inşallah 2018 yılı bütçemiz hayatiyet bulacak. Ben her seferinde yaptığım konuşmaların ardından ısrarla altını çizerek bütçemiz Allah'ın izniyle hayırlı olacak, bereketli olsun diye bir nihayetlendirme yapıyorum. Burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Bütçemiz hayırlı olacaktır Allah'ın izniyle. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, insanlarımızın çok daha müreffeh şartlarda yaşamasına katkı sunacaktır. Zaten 16 yıllık iktidar serencamımız her yıl aynı hal üzere devam etti. Komisyonlardaki çalışmalarımız, katkı sunan arkadaşlarımız çok birikimli oluyorlar. Dolayısıyla hükümetimize de bu anlamda ciddi destek söz konusu oluyor. İnteraktif bir etkileşimle bereketli bir iklim ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bugün Spor Bakanlığı'nı az sonra görüşeceğiz. Sonrasında da başka bakanlıkların görüşmeleri yapılacak. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum ben. Elbette iktidarda olunca iktidar milletvekillerinin hükümete dair değerlendirmeleri çok daha sahici oluyor. Çok daha yakın projekte oluyoruz çünkü. Oradan çok daha net bilgilerle komisyona yürüyoruz. Muhalefetin yapması gereken de muhalif adı üstünde, muhalif bir tarz sergilemek. Bundan da besleniyoruz biz. Öğretici bir süreç oluyor. O yüzden her arkadaşımıza medyunu şükranız katılımından dolayı. Muhalif cenah için özellikle söylüyorum ben. Bu devam edecek böyle. Evet inşallah. Yani geçen senelere nazaran daha olgun, daha katkı verici bir tartışma oluyor. Biz de orada bunu gözlemleme imkanına vardık ilk bir haftada. İbrahim Bey, bir önemli tartışma, erken seçim tartışmaları. Muhalefet bunu sıkça dile getirmeye başladı. Dün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yine çağrı da yaptı. Partinizden de bu yönde açıklamalar var. Erken seçime yönelik herhangi bir takvimin işlemediğine yönelik. Fakat hem bu erken seçim tartışmasını bir de sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama da yaptı ve %10 barajının Türkiye için ağır bir rakam olduğunu söyledi. Her ikisini bir harmanlayarak değerlendirirsiniz. Şimdi ben tabii seçim tartışmalarına liderimizin baktığı açıdan bakıyorum. O bunları zayiat ettiğini ifade etti. Bireysel olarak ben de aynen öyle görüyorum. Özellikle CHP lideri için söyleyeceğim bir hal var. Belki estetik bir tarz olur mu bilmiyorum ama sırtı yerden kalkmamış bir pehlivanın mütemadiyen seçim istemesi vatandaş nezdinde hakikaten komik kaçıyor. Bir büyük garabet yaşanıyor. O da biliyor ki yeniden bir seçim yapılsa bu defa sıfıra müncer bir hale düşecekler. Halkın içindeyiz biz. Hep söylüyoruz, ısrarla altını çiziyoruz ki bize istikameti halk çiziyor. O istikamet üzere yürürseniz o zaman projeksiyonlarınız çok açık oluyor.
Dolayısıyla değerlendirmeleriniz de o nispetle çok daha hakikate yakın duruyor. Bunlar monşer tarzı siyasete rapt ettiklerinden halktan uzaklar. Bilmiyorlar. Halkın düşünce ikliminden bir haberler. Öyle olunca enfüsi hesaplarla, acabalı yaklaşımlarla bize doğru yönelmede bulunuyorlar. Şunun altını özellikle çizmek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu Bey bunu talep ederken, erken seçimi talep ederken italikleyerek, içinden geçirerek şöyle diyordur. İnşallah kabul görmez. Sırf kamuoyuna bir mesaj vermek. Ben ayaktayım demek için bunu yapıyor. Yoksa o da biliyor ki halkta bir karşılığı yok. Görüyoruz bunu. Çok objektif değerlendirmeler yapan kamuoyu araştırmaları var, şirketleri var. Onların dahasını söyleyeyim, objektiften öte onlara yakın duran şirketler dahi net rakamlar açıklıyorlar ki CHP'nin şu anda halkta bir karşılığı yok. Bir seçim olması halinde kahir ekseriyetle yeniden AK Parti'nin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde hem de Cumhurbaşkanlığı noktasında seçimleri daha ilk turda alacağımızı gösteriyor. Ama bizim için mühim olan millete hizmettir. Yani vasatı, zemini, alanı, sahayı hizmet için kullanmak lazım. Biz de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi millete hizmet yolundayız. Zaman kaybetmeme adına yapılması gerekenleri yapıyoruz. İşte az önce söyledik, bütçeyi görüşüyoruz. Ne adına görüşüyoruz? Ülkemizin geleceği adına görüşüyoruz. Bütün bakanlıkları, bütün sahayı, bütün ülkemizin en ince ayrıntısına kadar kurumlarını kalkındıracak, idare edecek yapıyı oluşturuyoruz. Biz bunlarla uğraşırken böyle teferruat dahi kabilinden olmayacak söylemlere çok takılıp kalmıyoruz. Ama burada altını çiziyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, partimizin yetkililerinin bu konuda ifade ettiklerine bütün bütün katılıyoruz biz. Onlar bizim için yol haritası çiziyorlar. Dolayısıyla burada da bakışımız, düşüncemiz budur bizim. Erken seçim yok. Zaten Başbakan Binali Yıldırım'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı açıklamaları yapıyor ama bir yönde de AK Parti ipleri sıkı tutuyor. 2019 seçimlerine hazırlık için teşkilatlardaki yenilenme, kongre süreçleri de devam ediyor. Fakat son olarak belediye başkanlarının istifası yine iktidarla ana muhalefeti karşı karşıya getirdi. Yine bu konuda da sert tartışmalar yaşandı. Ne oluyor efendim? Yani belediye başkanları istifa mı ettirildi? Böyle bir şey mi zorlandı? Yoksa bir teşkilat yenilenmesi mi gerekli miydi? AK Parti 2019'u düşünerek bu adımları atmak zorunda mıydı? Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Muhalefetin bu yönde partinize yaptığı eleştirileri siz de duyuyorsunuz. Katılıyor musunuz efendim? Tabii ki katılmıyorum muhalefetin eleştirilerine. Bir tarif yapmak lazım burada. Bir defa öncesiyle kıyas yapmak lazım. Ben hep altını çizerek bir hususa dikkat çekiyorum. Diyorum ki siyaset mezarlığına meftun olan çok sayıda eski siyasi parti var şu anda. Evet. Daha önce bitmez, tükenmez, bunlar uzun yıllar siyaset sahasında ayakta kalırlar denen siyasi yapılar yok oldular. Yani sebep halka kulak vermediler. Halkı yani ana vatan partisi için de aynı şeyler söylenir miydi? Söylenirdi. Yani ben onu o hali çok yakın takip ettim. Sayın Özal'ın. Gayet tabii çok yakın takip ettim. Onun için de başka yapılar için de yani çok uzağa da gitmeye gerek yok. Rahmetli Ecevit'in DSP'si için işte iktidarı bulduğunda bundan sonra bunlar kalıcı olurlar falan gibi. %40 oy aldığında. Yani %40'a ulaşamadılar ama bu son 2000'den önceki seçimleri söylüyorum 99'da. 70'lerdeki rakamlar. Ama sonra %2'ye falan düştüler. Çok ciddi bir oy kaybına uğradılar. Sebebi şuydu, millete kulak vermediler. Milletin çizdiği istikameti hiç görmezden geldiler bunlar. Öyle olunca da sıfıra müncer hale düştüler. Dolayısıyla bizim tarzımız, siyasetteki tarzımız, bakışımız, liderimizin bize gösterdiği ufuk, halka bakacaksınız. Halkın taleplerine göre pozisyon alacaksınız şeklinde. Şimdi belediye başkanlarımızla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, partimizin önde gelenleri, parti yapımız onlara dönük bir çağrıda bulundu. Malumunuz istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. İstifa etmeyebilirlerdi. Ama onlar da bu çağrıya kulak verdiler ve istifa ettiler.
Şimdi onların hemen tamamı bizim ekibin içerisinde gene AK anlayışın, AK davanın 2019'da başarısı için gayret sarf ediyorlar. Bizim için makamlar, mevkiler, mansıplar samimi söylüyorum bir şey ifade etmiyor. Biz ülkemiz için yapmamız gerekeni yapıyoruz. Şu an bir vazife almışız biz. Bu vazifeyi partimiz vermiş. Bu pozisyona bizi aday partimiz göstermiş. Halk seçmiş elbette ama o oraya seçilme noktasına gelinceye kadar irade partiye ait. Dolayısıyla partiye bir noksan taşıyacak, partiyi sıkıntıya sokacak halimiz varsa buna da ayna tutacak gene partimizdir, genel merkezimizdir. O aynaya bakarız. Eğer bakmama ısrarımız varsa o zaman aynayı ısrarla önümüze koyar parti. Ona göre de şekil alırız. Burada yapılan bir ayna tutmaktır. Vatandaş nezdinde böyle bir değişime ihtiyaç olduğu şeklinde genel merkezimizin yaklaşımı oldu. Belediye başkanlarımız da başta İstanbul, Ankara belediye başkanlarımız olmak üzere bu anlayışa uygun düşer bir tarzı benimsediler. İstifa ettiler, ayrıldılar. Allah onlar için de mübarek eylesin inşallah bundan sonraki süreci. Yeni seçilen arkadaşlarımız için de göreceğiz ki ilerleyen zaman zarfında bu tebettülat, bu değişim hakikaten bereket getirecektir. Ne adına? Sadece AK Parti adına değil. AK Parti ile ülkemizin kalkınması, gelişmesi öylesine iç içe, mündemiş hale gelmiş ki burada bir noksan açığa çıkarsa o zaman ülkemiz sıkıntıya girer diye düşünüyoruz. Yani bunu kurumsal yapının ayakta kalması sadece bizim bireysel talebimiz değildir. O kurumsal yapı ki bütün bir ülkeye hakikaten kalkınması noktasında, gelişmesi noktasında, huzur noktasında terörle mücadele ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanı, komşular bağlamında söylüyorum, ateş çemberi. Bu haldeyken mutlaka bu yapının ayakta kalması lazım. Ayakta kalması için de muhkem, sahici, samimi mesajlar vermek lazım. Kime? Vatandaşa. Bu değişim de bunu öngören bir değişimdir. Buna uygun davranıyoruz. Başka partilerde, başka siyasi anlayışlarda enfüsi hesaplar öne çıktığı için özellikle o noktadan yaklaşıyorlar. Yani seçilmiş biri niye istifa ettirilsin filan gibi bir tarzla bize yöneliyorlar. Oysa bizimki sadece genel merkezimizin bir tekliftir. Sonra seçilmiş olmak, bir pozisyon almak çok da önemli değil. Söylediğimiz gibi şu anda millete hizmet için partimiz bizi vazifelendirdi. Halkımız da bu vazifeyi kabul noktasına taşıdı. Biz de buradayız. Gene partimiz bu vazifeyi bizim üzerimizden alabilir. Zaten dikkat ederseniz halkımız aslında bunu biliyor. Hemen her seçimde, bu genel seçimlerde olsun, belediye seçimlerinde olsun, milletvekili adaylarının önemli bir kısmının değiştiğini görüyoruz biz. Değişenler daha önce vazife yapıp da önümüzdeki dönemde yapmayanlar bir kırgınlık, küskünlük içerisinde olmuyorlar. Çünkü biz biliyoruz hali. Burada milletvekilliği bize baki değil. Millete hizmet pozisyonu buraya taşıyan partimiz. Onlar ne derse onu yapıyoruz. Belediye başkanlığı için de bu geçerli. Zaten bunu sadece belediye başkanlığı bağlamında da düşünmemek lazım. Şu anda teşkilatlarda da çok ciddi bir revizyon var. Sebep 2019'a çok daha berrak bir zemin hazırlayabilmek. Milletimizle kucaklaşırken çok daha dinamik, çok daha böyle kendisini şevkle, şavkla cilalamış bir anlayışı sahaya sürmek. Şu anda yapılan budur. Bu şu anlamada gelmiyor. Ben sahadayım. Bu partinin Erzurum'daki kurucu teşkilatında bulundum. Yani hafızası pozisyonundayım. Kırılan, kırgın olan, darılan arkadaşımız yok gibi. Daha önce vazife yapanlar gönül huzuru içerisinde, vazifenin kenarında ama gene destek verici pozisyondalar. Şu anda da böyle bir süreci yaşıyoruz. İlçelere de yansıyacak mı efendim? İlçe belediyeleri. Evet. Onu bilmiyorum tabii. Onu genel merkezimizin tasarrufudur. Önümüzdeki günler ne getirir onu bilmiyorum. Ama çizdiğim harita doğrultusunda bakmak lazım. Bizim için ilçe, büyükşehir, il belediyesi hiç önemli değil. Cumhurbaşkanımızın, sayın liderimizin öngörüleri, perspektifi, baktığı açı. Çünkü halkla sürekli iç içe, gece gündüz vatandaşla beraber olan bir liderle çalışıyoruz biz. Onun öngörüleri, onun teklifleri, onun yaklaşımı çok çok net kodlar ortaya koyuyor.
Çünkü efendim birkaç tane isme bağlı sahayı kontrol ediyor değil. Bizatihi sahada insanlarla görüşüyor, vatandaşlarla görüşüyor. Oradan aldığı yansımaları siyaset zeminine AK Parti bağlamında sürüyor, hayata geçiriyor. Dolayısıyla da yapılanlar halkın istedikleridir. Tabandan gelen bir... Tabii, vatandaşın istedikleridir. Evet. Bir diğer tartışma konusu da yine dün de Plan Bütçe Komisyonu'nda yansımıştı. Daha önceki günlerde de hep genel kurulda da yansıyor. İthalat tartışması. Sayın Bakanımız açıklama yapmıştı. Eti düşüreceğim ve fakir fukara da etten yiyebilecek demişti. Ve ardından ithal et satışı başladı. Belirli mağazalarda kuşbaşı yanılmıyorsam 31 TL'ydi. Kıymada 29 ve bununla ilgili başlayan bir tartışma da var. Özellikle bu hayvanların nerede kesildiği, İslami usullere uygun kesilip kesilmediği yine iktidarla muhalefet arasında bir tartışma konusuydu. Bununla ilgili de bir açıklama yapar mısınız? Yani orada süreç nasıl işliyor? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakı Baba genel kurulda da komisyonda da açıklamalarda bulundu bununla ilgili. Neler söyleyeceksin? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Yani bu İslami usullere uygun kesim var mı yok mu tartışması bir mugalata, bir kafa karıştırma girişimi. Hakikaten böyle bir hassasiyet sergileseler baş üstüne alırız biz bu anlayış. Çünkü bizim en hassas olduğumuz şeylerden birisi. Hı hı. İnsanımız buna hassas. Bizim inancımız, inanç kodlarımız bunu bize emrediyor zaten. Ama samimi değiller. İşte Plan Bütçe Komisyonu'nda siz de oralarda bulunuyorsunuz. Hı hı. Yani İmam Hatipler bağlamında söylediklerini duyuyoruz. İslam kavramı geçen her yere kırmızı görmüş boğa gibi yaklaşıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Bunu sırf vatandaşı kışkırtma adına yapıyorlar. Yani gerçek olmayan bilgilerle kafa bulatmaya, bulandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. İthal et tartışmasına gelince, şu anda çok yetkin bir isim bakanlıkta. Evet. Samimi söylüyorum, milletvekili arkadaşlarımızla ilgili yetkili kesimlerle mütemadiyen görüşen, onların görüşlerine değer veren bir bakanımız var. Gittiği illerde saatlerce değil, günlerce kalıp sahayı birebir gözlemleyen bir bakanımız. Vatandaşın talebi bu noktadaysa ona yönelmek lazım. Sıkıntılı bir süreç var, bunu kabul ediyorum. Sizin de malumunuz Erzurum, yani hayvancılığın merkezi, tarımın merkezi. Biz tarım ve hayvancılık şehri diye tarif ediyoruz. Oralardan aldığım yansımalar var. Yani besiciler bağlamında evet. Özellikle söylüyorum bunu. Ama şunun altını çizeceğim. Asla ve kata her kesimi gözeterek yürüyen bir hal üzereyiz biz. Mağdur eden bir tarzımız asla olmaz bizim. Besici kesim için söylüyorum. Bunların hesapları inceden inceye yapılarak sahaya politikalar yansıyor, yansıtılıyor. Grupta özellikle bu işle ilgili görüşmeler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok çok dikkat ediyor bu mevzuya. Yani besiciler konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmayacak mı? Asla ve kata yaşanmayacak onu söylemeye çalışıyorum. Her kesimi tatmin edecek bir tarzdır bizim yürüyüş şeklimiz. Bugüne kadar hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Halkın içerisinden, halka çok yakın bir isim Tarım Bakanlığı vazifesini yapıyor. Ondan öncekiler de öyleydi. Faruk Bey de öyleydi, Mehdi Bey de öyleydi. Zaten zemini biz aldığımızda tarım ve hayvancılık bağlamında çok bozuk bir hal vardı. Özellikle 80'lerden sonra kırılan tarıma ve hayvancılığa dönük kodlar bizimle beraber tamir edilir hale geldi. Şu anda da o süreç devam ediyor. Kimsenin bu konuda bir mağduriyet yaşamayacağını ben bilgilere nüfuz etmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Sayın Bakanımıza, kadrosuna da çok güveniyorum. Kaldı ki liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işe nezaret ediyor. Çok an be an takip ediyor. Biliyoruz o politikaları çünkü biz de yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşanmayacaktır burada. Süreci bir takip etmek lazım. Son kertede her iki kesimde hem tüketici hem de üretici bu işten memnuniyet duyacaktır. İki tarafında memnuniyeti için uğraşıyoruz evet. Diyorsunuz. Evet, dün grup toplantıları vardı. Muhalefet liderinin özellikle partinize yönelik eleştirilerden biri de TEOG tartışması. Uzun süredir zaten devam eden bir tartışma. Zaten bu konuda da bir türlü tansiyon düşmedi. Dün özellikle
Şunun altını çizdi. Bu eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama TEOG tartışması konusunda insanları imam hatiplere ne derler ona? Mahkum ediyorlar gibi bir açıklaması var. Evet. Böyle mi efendim? Şimdi dün bu tartışma Plan Bütçe Komisyonu'nda da yaşandı malumunuz. Evet. Milli Eğitim Bakanımızın bütçesi vardı. Bu bakanımızın verdiği rakamlar orta yerde. Yani özellikle sanat okullarına dönük bütçeden ayrılan rakamı ortaya koydu. Bir de imam hatiplere dönük rakamı ortaya koydu. Söylenenlerin imam hatibe dönük hakikati yansıtmadığını Sayın Bakanımız çok o kadar net söyledi ki ondan sonra muhalefet cenahı hiçbir şey söyleyemedi dikkat ettiyseniz. Plan bütçede yansıyanlar bunlardı. Keşke diyoruz ki biz hakikatler üzerine politika geliştirseler, siyaset yapsalar biz de bundan faydalanırız. Bizim için de bir farklı pencere açılır. Bunu yapmadıkları için, halka uzak oldukları için, sığ baktıkları için hakikatleri değil de kafalarındaki bir takım heyulaları gerçekmiş gibi aktarmaya çalışıyorlar. Öyle olunca da halktan büyük tepki alıyorlar. Böyle bir şey yok. Olabilir mi? Yani TEOG'u kaldırıp imam hatipleri artırmak gibi bir şey. Yok böyle bir şey. Herkes kendi ilindeki hali anlatıyor. Mesela bizim Erzurum'da imam hatibe ihtiyacımız var. Ben partimizin imam hatipleriyle sorumlu o koordinenin içerisinde bulunan milletvekillerinden birisiyim. İhtiyaç var. Bize yönelen çok sayıda insan var. Biz bu hali biliyoruz. Muhalefetin yaklaşımını biliyoruz. Bir de orta yerdeki hakikati biliyoruz. Halkın beklentisini biliyoruz. Ve çok dikkatli, çok dikkatli yürümeye çalışıyoruz. Bunların tamamı hakikatten uzak söylemler. Ve siyasetle de örtüşmüyor zaten bunlar. Şimdi ben hep söylüyorum altın çizerek, sizin programınızda da söylüyorum. İçselleştirmezseniz, yani sizin hakikaten yüreğinizde bir kabul görmezse, dilinizden çıkanın da karşı tarafta bir sonuç doğurması mümkün değil. Ben görüyorum bunu. Sayın Kılıçdaroğlu söylemlerinde samimi olmadığı için sözü sadece orada kalıyor. Kulak mesabesine bile gitmiyor. Gitmez. Kaldı ki yüreğe gitmesi lazım. Zihinlere gitmesi lazım, işlemesi lazım. Kafalarında sadece çok eskiye dönük ön kabuller var. O kabulleri bir türlü atamadılar. Ön yargılardan bir türlü kurtaramadılar kendilerini. Oysa bakın bize yönelen halk kitlelerine bakınız. Yani her kesimden insan bize muhabbet besliyor. Güveni, istikrarı, itimatı bizim ak anlayışta özellikle resimlemeye çalışıyor insanlarımız. Her kesimden insanlarımız. Sadece mütedeyyin, muhafazakar değil. Milliyetçisi de öyle. Atatürk'e muhabbet besleyenler de öyle. Bizim cenahtalar. Niye? Samimi olduğumuzu görüyorlar. Sadece yapmak istediğimizin ülkenin kalkınması, milletimizin huzur içerisinde yaşamasını temin olduğunu gözlemliyorlar. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz özellikle dış politika bağlamındaki haritaya bir bakın. Buna rağmen içeride hakikatle uzak yakın olmayan sadece demin söylediğim gibi mugalata türü söylemlerle politika geliştiriyor. Oysa biz vatanımız için, milletimiz için çok daha özel düşünceler beslemeliyiz. Yani kurumsal yapımız, bireysel yaklaşımımız bunların ötesinde kalmalı. Yaptıkları bu olduğu için de ila nihaye muhalefette kalmaya mahkumlar. Öyle de olacak. Görünen o. Şimdi bir pozisyonları var. Ana muhalefet pozisyonu. Onu da kaybediyorlar. Malumunuz yeni sistemde. Muhalefete bağımlı kalacaklar ve orada hep öyle belki ilerleyen zamanda muhalefet pozisyonunu bile bulamayacaklar bunlar. Öyle görünüyor. Evet, yine bir başka konuda biraz dış politikadan bahsetmek istiyorum. Başbakan Binali Yıldırım'ın bir ABD ziyareti söz konusu. Orada özellikle bu vize krizine ilişkin. Tabii daha önceki muhabbetlerimizde de konuşmalarımızda da tamamen bölgedeki gelişmelerle yaşanan bir kriz olduğuna ilişkin değerlendirmeleriniz vardı. Bu vize krizi aşılacak mı? Bu vize krizi aşılıyor zaten. Bir özel süreç başladı. Dünden evet. Tabii ki onun başlatıldı. Uç veren halleri var biliyorsunuz.
Buraya gelmezden önce grup başkan vekilimizle görüştüm. Amerika'dalar başbakanımızla beraber. O arada da böyle bir iki buna dönük konuşmamız oldu. Tabii ki aşılacak. Burada şunu kabul edeceğiz bundan sonra. Eski evet efendimci bir ülke yok. Eşit şartlarda konuşan, biz de varız diyen. Yani dominant, baskın bir unsur ortaya koyan ülkemiz var. Bunu kabul edecek. Herkes kabul edecek. Dış dünya bunu kabul ediyor zaten. Ettiler. İçeride bir takım odaklar bu hali bir türlü benimseyemediler. Biz varız. Biz binlerce yıllık tarihe sahip, geleneğe sahip bir devletiz. Bunu kabul edeceğiz. Bunu ettiğimiz an zaten ayakta çok daha şahika, doruk noktalara varacağımızı göreceğiz biz. Şu anda AK anlayış bunu yapıyor. Amerika ile münasebetlerimiz de, başka ülkelerle münasebetlerimiz de bizim zaviyemizden yürüyor. Bizim insanlarımızın huzuru, mutluluğu adına bu ilişkiler yürüyor. Dış politika. Almanya Dışişleri Bakanı Antalya'daydı. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme düzenlendi. Aynı bir minvalde mi ilerliyor bu ilişkiler ya? Hem Amerika ile hem Avrupa ile. Ya zaten Almanya deyince bir şekilde Avrupa'yı kastetmiş oluyoruz. Evet. Avrupa Birliği nedeni. Aynı bir pozisyonda değerlendirilebilir mi? Biraz önce çizdiğim çerçeve içerisinde yürütüyoruz. Milletimizin çıkarları, milletimizin menfaati, huzuru bizim için vazgeçilmez. Olmazsa olmaz. Buralarda bir sekte, bir noksan çıkacaksa orada dur deriz biz. Şu anda bunu yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, oradan aldığımız ışıkla dışişleri politikamızın benim belirlenmesi bu hali de ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla dikkat edilirse zaten bizimle sanki kavga zemini varmış gibi ismi geçen ülkelerden bize yönelme var, görüşme talepleri var ve o görüşmeler de devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımız da bu tür görüşmelere dair çok net bilgilendirici açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla bizim aldığımız şu ki dirayetli duruş hep ilanihaya bizde kalacak ve buna göre karşı tarafta pozisyon belirleyecek. Biz önceden belirlenmiş çizgilerin içerisine hapsolacak bir ülke değiliz. Ya bizim çıkarlarımıza, ülkemizin menfaatlerine aykırı düşecek yerlerde muteriz bir hal alırız, itiraz ederiz ona. Politikamız da bu hal üzere yürüyor. Amerika ile vize krizi de böyle gidiyor. Yani onlar vizeyi koyduktan sonra bir yalvaran, efendim niye koydunuz, kaldırsanız, böyle bir hal olmadı hemen anında. Misliyle bir karşılık verdik aynı şekilde. Sonrasında da görüşmeler başladı. Devletler arasında bu böyle gider. Diplomasi işledi. Aynen. Diplomatik lisan neyi gerektiriyorsa biz onu yapıyoruz. Ve Allah'ın izniyle salimen de bu iş bir vuzuh bulacaktır inşallah. Evet. Son iki dakikamız İbrahim Bey. Ben plan bütçedeki yaptığınız bir konuşmayla bitirmek istiyorum. Bu bayağı gündem olmuştu, haber olmuştu. RTÜK'e yönelik eleştirileriniz vardı. Evet. Hatta RTÜK Başkanı da Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaydı. Partinizde de yanılmıyorsam Başbakan Yardımcılığı'nın bir sunumunda RTÜK Başkanı'na eleştiriler getirmiştiniz. Özellikle özel kanallardaki bazı programlar nedeniyle. Onu bir açar mısınız efendim? Şimdi şöyle. Neden haber oldunuz? Ben tabii RTÜK Başkanımıza değildi o eleştirim. Ama RTÜK bir kurumsal yapı. Olarak, evet. Gayet tabii. Şimdi RTÜK müeyyide uygulamaya çalışıyor ama öylesine yapay şeyler var ki bir yerde yasakladığınız bir başka yerde başka bir isimle aynı şekilde açığa çıkıyor. Bizim binlerce yıla sari oluşmuş kültürel kodlarımıza adeta dinamit yöneliyor. Yapımız, aile yapımız, ahlaki donanımlarımız, birikimlerimiz berhava oluyor. Bunlara müdahale edilmesi lazım. Başkanımız izah etti ki biz 7 Haziran seçimlerinden sonra RTÜK yapısı oluşmuştu malumunuz. Orada AK Parti muhalefet pozisyonu aldı. Azınlıkta kaldı. O yüzden zaten bu sıkıntı yaşanıyor. AK Parti orada bir kahir ekseriyeti alsaydı çok daha net duruş sergilenirdi. İtirazımız onaydı. Şimdi buradan da söylüyorum. Her vesile söylüyoruz. Bizim için yani politikalar ancak ve ancak zemin muntazam olursa, İnanç kodlarımız zarar görmezse bir anlam ifade eder.
televizyonu açıyorsunuz, kumandayı aldığınızda yöneldiğiniz kamera sizi aile içerisinde utandırıyorsa bir problem var demektir. Bu olmaması lazım. Yani layüsel, herkesin kafasına göre istediği programı yayınlamaması lazım. Bu demokratik zeminde en uç noktalara varmış toplumlar için de geçerli. Oralarda da müeyyidi uygulanıyor. Aile yapısını, ahlaki donanımları yok edecek özellikle programlara geçit verilmiyor. Çocuklar öyle. Dolayısıyla benim itirazım onaydı. Sonra dilimiz. Dilimiz öyle bir hale geliyor ki bu televizyonlar kanalıyla ben onurumuz diyorum dilimiz. Şerefimiz diyorum dilimiz. Ama çok böyle yani karman çorman, bizden olmayan kavramlar, kelimeler cirit atıyor. Bu internet ortamındaki dil televizyonlara da yansımış. Sosyal medyada kullanılan eciş bücüş kelimeler televizyonda dillendirilir olmuş. Bunlara birilerinin mutlaka müdahale etmesi lazım. Dinlisi de bunları sanki sözlükte varmış gibi algılayıp bir kavrammış gibi de konuşuyorlar. Kullanıyor, gibi. İnsanlar kullanıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Evet. Onun için itirazım onaydı. RTÜK Başkanımız da çok izah edici, açıklayıcı bilgiler verdi sağ olsun. İnşallah bundan sonra çok farklı bir zemin açılacak. Evet, çok alanda. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Gündem İçinden programında AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'le gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Bir başka Gündem İçinden programında bir başka konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.